O da bir şeydi ama. Yani kısacası dana pirzola. Dana pirzolası. Ha, evet. Ha öyle mi oluyor? Evet, küçük dana pirzolası. Kimi küçük yerde dallas steak derler, kimi evet, yerde... Evet, çok doğru söylediniz. Dallas steak, dana pirzolası. Evet. Eğer restorana giderseniz bu isimleri de kullanabilirsiniz. Ha. Evet, düve olmasına kadar hiç doğurmamış bir hayvan bu. Ha evet, onu duymuştum. Evet. Kurbanlık seçerken evet, genelde evet, söylüyorlar evet, iyi oluyor bekar diye. Bekar mı bekar? Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Bekar salata niye yok acaba? Ben benim salata eklemedim. Ancak bunu yapmıştım. Tabii tabii. Yani. Okay, tamam. Niye eklemediniz? Ya ben gerek görmedim. Uygun mu görmediniz bu menüye? Ya şöyle söyleyeyim. Önce et yediğim zaman bir yeşillik isterdim. Evet, gerçek anladım. Ama yeşilliği sosta aratmadım. Yok garnitür kullanmıyorum. Yok sos olarak değil ama bir yeşillik bir şey isterdim. Anladım. Bu böyleyken bence salata yakışmazdı. Yok yok. Yanında da böyle ayrı bir tabakta. Ya ben salatayı menüm de tercih etmedim. Başlayabiliyoruz herhalde. Afiyet olsun herkese. Evet, afiyet olsun buyur. Bu mısırın ismi neydi Ahmet? Grava mısır diye süt mısırdan. Grava mısır. Ahmet dedi ben İtalya'da ders görmüşüm, ben gencim, ben pratikim, ben yaparım, okulluyum, okumuşum. Ama Ahmet getirdi bize dana pirzola koydu. Çocuk bir de haşlanmış mısır. Bu yeşil sosumuz evet. Çok böyle sanki incetilmiş bir maydanozla soğanlı olarak görüyorum ben. Mascarpone peynirli, kremalı. Mascarpone peynirini falan anlamadım, anlamıyorum da. Peki ya. Etimiz de az pişince lezzetli ve güzel olur ama bu bayağı bir... Çiğ kalmış. Çiğ kalmış? Evet. Üstüme yedik sağ ol. Ne çiğ kalması ya? Bir açın bir ortadan bakın. Aa Nurhan Hanım lütfen yapmayın yani. Tamam peki açalım hani... hemen. Zaten açtım yani yedim ucunu da. Tamam canım şu an ama... yemiyor olsam dediğiniz doğru da. Bu kesin bakın ortasına. Kabın uç kısmına gelmiştir. Muazzam ya, bir pişme derecesi bu arada. Yanlış mı görüyorum? Evet, az pişince lezzetli olur zaten et. Hanımefendi ama, çiğ... Nur Hanım, bu az pişmiş değil, çiğ de değil bu arada. Orta iyi. Orta iyi. Bayağı bekleyince orta iyiye dönmüş. Muhtemelen orta pişirdin, orta iyiye döndü. Yani dereceyle alakalı hiç problem yok. Evet, reçeli yapabilirsin. Ağzım dolu konuşuyorum, kusura bakmayın. Evet. Ama yani pişmemişi kesinlikle kabul etmiyorum efendim. Yani ben evet birazcık çiğ geldi bana. Kırmızı geldi içi. Zaten evet, az pişince lezzetlidir ben diyorum. Ama ben biraz daha pişmişini sevdiğim için belki. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Orta iyi pişirildi bu etler. Beklemekten kaynaklı şu an iyiye döndü. Yani o ince çizgiyi es geçmeyelim. Ama ben biraz daha... bir parça daha böyle kırmızı olmasını istemezdim. Sen buraya kömür olmuş bir et getirseydin eğer tamam diyecektim. Buranın tercihimi. Ona da yani kararmış göz zevkimi bozuyor derdim be. Bak yine ben. Oldu bir kut bulurdu yani. Yine bir müdahale etmeyeyim ondan ama konuşalım. Ama yine ben tamamen hemen kurumaya başladı onun için. Ama o bana takıp bilmiyor musun? Bu arada bir şey söyleyeyim. Kıskanıyorum ya. Gerçekten çok iyi bir şey ya. Evet. Nurdan Hanım mısır için yorum yapar mısınız? Mısır içinde evet şunu peynir karışımlarıyla belki yapmış ama ben muhlamaya benzettim. Mısırını da çok fazla koymuş. Daha az olsa daha güzel olacağını düşünüyorum. Muhlama gibi olmuş biraz böyle. Beğendiniz mi? Afiyet olsun Nur Hanım. Yaratıcı bir yemek mi yani? Yok yaratıcı bir yemek değil. Basit bir şey. Biraz daha yaratıcılık çünkü senin teknik bilgilerin, evet. İtalya'da evet. Ders görmen... Tabii ki burada zaten teknik bilgi var. Neresinde teknik bilgi var bunun? Dana pirzola pişirip önümüze evet. Koydun Ahmet yani bu... Düve sırtı deyince ben ya, bir gerçekten yani... lök bir et bekledik. Hani lök bir neyimiz böyle yumuşacık. Evet. Yumuşak, ama kemiksiz. Evet. Sen yani buna düve kafeste yani. Diyebilirdin. Hani düve kafeste biraz havalı olurdu. Yani isimlerin janjanı değil de bence işte steak. Senin ara soğuk, ara sıcak düşünmen teknik olarak çok iyi. Atapodu'yu da pişirseydin iyiydi. Ama ana yemek olarak ne teknik sen hani mısırı konserveyi açıp parmesanla bağlaman herhalde buna bir teknik diyemezsin. Daha teknik bir yemek beklerdim. Ön ve başlangıç güzel pişseydi. Erdal Bey bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu yemeğin ismini siz olsanız ne koyardınız? Dana pirzola herkesin anlayacağı değil. Bütün kafe restoranlarda ben da öyle kalkıp, geçiyor. Ben kalkıp özellikle düve eti demezdim. Ama düve diyerekten şey yapacak zaten değişiklik olduğunu biz T-bone'ları, T-bone steak dediğimiz ürünü evet. Bile yağlı olduğu için T-bone steaklerimiz bile düve hayvanlardan kestirip veriyoruz.
Peki. Ürün var. Erdal Bey, et pişmiş mi? Derecesi nedir? Lezzeti nasıl? Etin pişirmesinde bana göre bir sıkıntısı yok. Yani bana göre iyidir etin. Ama Ahmet'ten daha teknik bir, yani sonuçta yarışmadayız, yılbaşı gecesindeyiz. Bir dana pirzola bizim önümüze koyup vermemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki. Erdal Bey'in söylediklerini kesinlikle kabul etmiyorum. Teşekkür ederim. Ben biraz daha yiyeyim. Peki Erdal Bey'i kabul etmiyorsunuz. Asıl beni kabul etmiyordunuz. Ahmet Bey zaten dün söyledi, bunu dile de getirdi. Dedi ki eğer madem yemiyorsun, ben sana hitap etmiyorum bu yemeğimden. Alırım, götürürüm mutfağa. Problem yok, salata yesin. Çünkü konuyla bu konu alakası bir konu. Az önce o yorumu yaptınız ya, ben alakası yok diyorsun. Yani. Ne demek alakası yok? Benim söylediğim hangisi eksik? Yaratıcı değil diyorsunuz şu anda, burada farkında mısınız? Hem yaratıcı değil. Ya ben diyorum ki kardeşim. Erdal Bey, ben de sana dedim biliyor musunuz? Ben diyorum siz ki sana. Siz pişirseydiniz o zaman dedim. Bir şey sorabilir miyim Erdal Bey? Bu et kıyır kıyır ediyor. Nasıl pişmiş diyebiliyorsunuz? Yok, bu et pişmiş. Bu ette pişme sıkıntısı yok. Tabii pişmemiş olsa abla canım. Yok, ben yani damak tadımı söylemiyorum. Yancı mancı anlatıyorsun. Ben yancı mancı anlatıyorum kendime. Hayır yani. Erdal Bey söylesene, pişmemiş mi söylesene. Niye onu anlatıyorsun? Ya beni eleştiriyor ya. Evet. Eleştirmiyor. Onay bekliyorum. Sana dert oldu. Kesinlikle onay beklemiyorum. Bağırmadan. Kesinlikle onay beklemiyorum. Ama Meltem Hanım, yılbaşının son kapanışı. Ama diyor ki Nurhan Hanım beni eleştiriyor aslında. Hani ben sizi şey, şef olarak gördüğüm için kıyırma gelmedim ağzınıza. Ha, onu söylemeye çalışıyor. Evet. Ondan sonra şef değiliz. İyi, bize soracak hali yok ya Nurhan Hanım'ın. Zaten biz ev hanımıyız. Nereden bileceğiz? Tabii ki Erdal Bey soracak. Erdal Bey yeterince eleştirisini yaptı. Kendileri hiç merak etmesinler. Enerjilerini tükettiler sağ olsunlar. Afiyet olsun. Kimler geldi? Peki Elif evet, Hanım'a gelelim. Abi. Elif Hanımcığım, yorumunuz nedir? Vallahi tarhun çok baskın olmuş sosunda. Tarhun. Tarhun. Süper. En azından tarhun olduğunu çok bile baskın. Bana fikir olarak çok, vermeniz çok, vizyonlu çok, bakış açısından baktığını söyledim. Çok baskın bir tarhun tadı var. Evet, doğru. Tarhunumuz bu mısırı zaten her türlü bir şeylerle işte kuskusla da bağlarsın, ıvırla zıvırla. Tabii. Zaten kendini kabul ettin onu. Risotto tarzı zaten. Gibi bir şey. Biraz fazla yoğun olmuş ama sen yakıştırmışsın. Teşekkür ama ben ederim. Senden daha Naki farklı, yani. Daha böyle işte wow diyeceğim bir tabak evet. Bekliyordum. Kafe, restoran tabağı gördüm. Çok hayal kırıklığı içindeyim. Emeğine sağlık, teşekkür ediyorum. Ederim. Meltem Hanım. Evet, ben de tarhun bayağı aldım ama tarhun zaten çok keskin bir ottur. Tabii. O yüzden bu kadar yoğun almanız çok normal. Bir tutam bile koysanız, hele ki taze kullanınca taze. Çok çok daha böyle bu kadar yoğun kullanması normal mi? Elif Hanım eleştirdiği için söylüyorum. Yoğun. Şimdi olabilir. Tarhun. Bakın, tarhunu her türlü hissedersiniz. Çünkü tarhun otu o kadar keskindir ki. Zaten az bir şey sos var. Kalkıp da koca yemeğin içinde bir parça tutamıyor ki, az bir sos yapmış. Tadı neye benziyor? Neyin? Tarhunun. Tadı bir şey be. Aroması bir şey. Aroması neye benziyor? Neye, yediğin zaman ne aklına geliyor? Ne hissediyorsun? Mesela ben atıyorum biber yediğim zaman acı geliyor aklıma. Hayır, ne alakası var? Her tarhun tadı nasıldır Meltem Hanım? Şey. Net bir soru soruyorum. Tarhun nasıl? Öyle bir şey söyleyemem sana. Ama koku... Tadına bakmadın mı? Hiç çiğ geldi. Bu... Tarhunun tadına bakmadın mı? Yedim, baktım tabii ki. Yedim, evet, tarif edilebilir. Bence. Evet. Yo, ben sos için demiyorum. Normal maydanoz gibi tarhunu aldığını ağzına nasıl bir tat geliyor senin ağzına? Şu an ben o tadı o kadar iyi biliyorum ki tarhun da gözüme geliyorum. Tarhundan başka bir şey gelmiyor şu an aklıma. Yani tadı nasıl tarif edebilirsiniz onu merak ettim ben. Mesela şimdi maydanozun tadını aldın. Nasıl ne? Tarif edebilirsiniz neye maydanozun benziyor tadını? Maydanozun? Evet, çok doğru. Ben tarhunu sana şöyle söyleyeyim. Yediğin zaman aklına ilk şey gelen şey anason. Evet. Ha, kesinlikle. Bu doğru. Tam bak, evet bu doğru. Ha, bu şekilde mi açıklanıyor? Tabii. Ha, evet. Açıklayın bilelim. Evet. Çünkü anason da çok baskın bir. İşte anason çok keskin bir yapıya sahip olduğunu. Haklıyız, ayrı fikirdeyiz. Doğru söylüyorsun. Anason. Onu söylemek istiyoruz. Rica ederim. Ne demek? Tebrik ederiz. En azından açıkladı bak. Evet, dediğinin evet. Altını doldurdu. Kesinlikle. Ana yemek hayal kırıklığı demeyelim de daha iyisini beklerdin. Doğru seçimler beklerdin. Peki, afiyet olsun. Ya da seçimini değiştirebilirdin. Tabii, tercih meselesi. Tatlımıza geçelim. Teşekkür ederim. Tatlımıza devam edelim. Sihirli mantar tatlısı bizi bekliyor. Hadi bakalım. Ellerine sağlık. Bakalım. Ana yemek benim için, yılbaşı için kesinlikle hayal kırıklığı. Bunu özellikle kendi ana yemeği tuzda balık olan biri söyleyince ekstra komik oluyor. Teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.